Nasıl şüphelerden geçildi? Neler yapıldı? Yani şimdi ilk önce tabii apartmandan şüphelenildi. Şimdi Allah biliyor ya, hani ben de o yönde yoğunlaştım. Çünkü evimizde asansör yoktu ve ben 3. katta oturuyordum ve ben ev hanımıydım. Şimdi kim dışarıdan biri, kim bilebilir benim evde olup olmadığımı? Hani Çağla'yı takip etmiş olsa bile. Oradan bir şey çıkmadı. Onlar da o yüzden apartmandakiler tabii bana biraz hırslandılar falan ama yapacak bir şey yok yani. Ben kim olsa, kuzenim olsa, kardeşim o kim olsa ondan şüphelenmek durumundayım. Benim başıma hani onların geldiği gibi bir pozisyon gelse ben kendim giderim. İlk önce benden alın diye. Yakınlardan şüphelendiler. Onlardan da bir şey çıkmadı. Ama şimdi hangi yönde yoğunlaşıyorlar onu da bilemiyorum. Belli başlı şüpheleriniz oluyor o dönemde. Evet. Aynı, ben yanlış söylersem söyleyin lütfen. O bölgede olan bir işçi bir başka eve gidiyor ve evde insanlar olduğunu görünce kaçıyor. Evet. Bir de benzer dönemde bulunduğunuz semtte bir cinayet daha işleniyor. Evet. Başka bir televizyon programına katıldığımda bir kızımız bağlandı. Onun başına gelmiş. Böyle bizim civarda oturuyormuş. Hani öyle bir şey olabilir belki diye onun araştırmaları yapıldı. İnşaat firmaları bulundu, işte ustalar bulundu falan filan. Oradan da bir şey çıkmadığını söylüyorlar. Ama siz tabii ki özellikle bu sürecin içerisinde tüm yasal yollarla da beraber evet. Bu kişinin kim olduğuyla ilgili bilgiye ulaşmaktan hiç vazgeçmediniz. Evet. Yıllar geçti, tam dosya kapanmak üzereyken geçen yıl, hatta zaman aşımı ile ilgili o süreçten dolayı kapanmasına bir gün kala dosyanın tekrar açıldı. Evet. Ve süreç tekrar başladı aslında. Bu sürecin içerisinde ulaştığınız farklı bir bilgi oldu mu? Şimdi şöyle, yeni bulgular, yeni ifadeler olunca otomatikman süre uzadı. Ama dediğim gibi yani dosyanın aşağı yukarı her yaprağında benim parmağımın izi var. Ortada aslında yaklaşılan bir sonuç yok, yok. Bununla ilgili. Yok, maalesef ki yok. Bunu endişelenelim diye söylemiyorum. Ama hayatın içerisine baktığımız zaman her faili meçhul cinayette, ki burada bir çocuğun canından bahsediyoruz, hem acımız artar hem kaygımız artar. Çünkü bu kişi aradan geçen bu yıllarla beraber hayattaysa dolaşıyor aramızda. Burada sizin de içinizin daha rahat olduğu bir süreç var ki yasal olarak yapılabilecek her şey yapılıyor bu sürecin evet, içerisinde. Evet. Ve savcıdan da bahsederken söylüyorsunuz, yanınızda da olunuyor bu süreçte. Evet. Ama nefesim yettiğince takip de edeceğim diyor Gündür Hanım. 5 Haziran günü günlerin geç karardığı, saat 4:30 civarlarında Çağla'nın tek başına eve girdiğini, komşu girdi, bakkal girdi, kasap girdi, hiç kimse bir şey söylemiyor. Ve bizim o muhit çok meraklı bu muhitti. Yani hani kim gelmiş, kim gitmiş, hani vardır ya öyle mahalleler. Öyle yani hani insanlar ay ben bulaşmayayım falan diyorlar herhalde ama şu da var ki hiç belli olmaz. Bu benim başıma gelir miydi? Ölsem aklıma gelmezdi. Bir gün onların veya bir yakınlarının başına da böyle bir şey gelebilir.